Ganimetlerle ilgili. Hadi! Yazık. Çok yazık. Bunların hiçbirini hak etmedin Gündoğdu. Babana demiştim. Esirleri vermezsen gök kubbeyi başına yıkarım diye. Şimdi düşünsün bakalım. Törelerini mi yoksa evladını mı seçecek? Bütün oba açlıktan kırılıyor. Kıtlık her yerde. Bir akına bile çıkamadık. Neden? Çünkü beyimizin çıbanlı başı dertte. Bütün oba halkı senin yaşlılığından şikayetçi. Sana yüzünü kara çıkarmadan döneceğim dedim. Döndüm baba.
Dualarım kabul oldu. Çok şükür kabul oldu. Artık bir kışlağımız var. Lakin işimiz hiç kolay değil. Kayı kolay olana talip olmaz evlat. Evelallah. Her müşkülün üstesinden geliriz. Evelallah geliriz. Hoş gelmişsin Aslanoğlu. Bu müjdeyle geldin. Rabbim seni iki cihanda mutlu kılsın. Boyun boylansın. Soyun soylansın. Anam. Can anam. Canım feda anam. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah da seni korusun. Hadi şimdi istirahate çekil. Toya katılacaksın. Orada tüm kayı beylerine Halep'ten getirdiği muştuyu sen vereceksin. O zaman meseleyi enine boyuna konuşuruz. Hep beraber. Müsaade varsa istirahate çekilmeden önce bir işim var. Onu halletmek isterim. Allah'ım sana şükürler olsun. Tam umudumuzun bittiği anda Ertuğrul'u çıkardın karşımıza. Onu zalimler karşısında güçlü kıldın. Şimdi de iyi haberlerle sağ salim dönmeyi nasip et. Kızdan öğrendim burada olduğunu. Korktun mu? Korkmadım da. Şaşırdım, tez geldin. Sana söylemedim mi? Atımı hiç durmadan süreceğim. Tez gidip tez geleceğim demedim mi? Dedin. Sözümü tuttum. Güzel haberler getirdin mi? Yeni bir yurt var mı gidecek?
Evet. Şükürler olsun. Oba halkı sonunda rahat bir nefes alacak. Herkes yolunuzu gözledi. En çok da Aykız. En çok da Aykız mı? Yani... anne baban... yaylanın solunda üşüyen bebeler. Herkes. Hepimiz. Hiç yanımdan ayırmadım. Karşılaştığım her zorlukta bana güç verdi. Ne zaman dara düşsem, senin de benim yanımda olduğunu hatırlattı bana. Halep'ten senin için aldım bunu. Bu çok güzel Ertuğrul Bey. Benim gördüğüm güzelliği senin de görmeni istedim. Her şey bir rüya gibi. Ama her rüya gibi bunun da bir sonu var. Ne oldu Halime? Canınız kan ne? Kara Toygar. Obayı basıp bizi kaçırmaya kalktı. O bizim peşimizi asla bırakmayacak Ertuğrul. Gönlünü ferah tut. Andolsun ki ben de sizi asla bırakmayacağım. Babamın bugün ölüm yıldönümü. Tam 8 yıl oldu. Keşke ağlayabileceğim, dua edebileceğim bir mezarı olsaydı. Babanın ölüsü için değil, yaşaması için dua etmelisin. Babanın cesedini bugüne kadar kimse görmedi. Kim bilir, belki de hayattadır. Sevgili kızıyla bir gün karşılaşacağı hayali onu hayatta tutuyordur. Ne
Ne vakit geldi de bu uğursuzla buluştu. Kolay gelsin hatunlar. Ertuğrul Bey'imiz gelir gelmez bu kızın yanında almış soluğu ana. Böyle nereden gelirler? Yan yana nasıl yürürler? Bir işin aslını bilip bilmeden içine fesatlık sokma Selcan. Bu hallerinin kimseye faydası yok. Ertuğrul geldiğinde ilk önce bizim elimizi öptü. Vallahi bu misafirlik konusunu bir an önce halletmemiz lazım ana. Bey babam bu olanları bilmiyor, görmüyor. Bu kızın ocağımıza kastı var. Diliniz işleyeceğine eliniz işlesin. Dünya kadar iş var. Süleyman Şah, ne dedi beyim? Ertuğrul Halep'ten dönmüş. Elaziz'den yurdu almış. Ertuğrul sandığımızdan yaman çıktı. Sen Kurdoğlu Bey'in de oyun tükenir mi sanırsın? Elbet bizim de bir hesabımız var. Deli Demir, kefenenin kılıcı seninkinden hallice. Yat oğlum, nereden buldun bu eşek sopasını? Geberttiğimiz açlılardan. Ha, gavur pusattan ne anlar bak. Pusat dediğin aha böyle. Elif gibi eğri olacak. Yiğidin bileğine oturacak. Çeliğe baş olacak. Kara Toygar'ın adamları Halime'nin çadırı basmış Deli Demir. Doğru mu? Doğru Ertuğrul. İtikliğini yaptı ama boyunun ölçüsünü de aldı. Ben sana o çadırı namus bilesin diye emanet ettim. Nasıl olur da burnumuzun dibine kadar gelip çadır basarlar? Haklısın Ertuğrul. Boynun kıldan ince. Bir anlık gaflet işte. Alan içeri vur. Tövbe kana bakmaz. Yine de sağ olasın Demir Usta. Senin sayende hayatı kurtulmuş bir çareler. Yok, yok. Sadece ben değil. Bir de Avşin. Obaya gelen tüccarın adamıymış. Ama biliyor musun Ertuğrul, her şeyde bir hayır var. Eğer o itler iyice kudurup obaya gelip Halimelere saldırmasalardı, o gece Halimeler kaçacaklarmış. Ya obanın dışında başka bir yerde iyice çullansalardı, hiçbirimizin haberi olmazdı. Halimeler. Kaçacaklardı yani. O kadar iti. Afşin mi tepeledi? Kervanın ayakçısına bak hele. Halime. Ertuğrul Bey'im gelir gelmez seni sordu. Öyle bir gidişi vardı ki arkandan görecektin. Biz de birazdan buluşacağız Turgut'umla. O uzaklardayken yüreğim hep pırpır. Çok şükür döndüler ya sağ salim.
Hem de güzel haberlerle. Sabrın sonu selamettir Aykız. Düğünümüz yakındır artık. Ay, heyecandan elim ayağım buz kesti baksana. Ertuğrul Bey'im mi almış bunu? Pek de güzelmiş. Demek oralarda da seni düşünüp dururmuş Halime. Düşünsen olur Aykız. Neden böyle dersin güzel Halime? Keyfin yok belli ki. Canını yakan bir şey mi var? Canımız yanmasın diye ömrüm boyunca kaçmak zorunda kaldım. İlk defa gitmek zorunda olduğum için canım acıyor. Kimden kaçtığınızı, neden kaçtığınızı bilmiyorum. Doğrusu hiç de merak etmiyorum. Ama şunu biliyorum Halime. Artık yalnız değilsiniz. Ertuğrul Bey'im ne gitmene izin verir, ne de başınıza bir iş gelmesine. Eleanor'a, kederlisin. Kederin güvercinlerimi bile huzursuz etti. Babamın öldüğü topraklardayım. Bir kez olsun onun mezarına dua etmek istiyorum. Şövalye Giovanni, tanıdığım en bilge, en cesur şövalyeydi. Türkler babamı öldürmeden önce ona en son gören sendin Mario. Gözlerime mil çekip kaderime terk ettiler. Dipsiz bir kuyu kadar kör olan gözlerimin gördüğü son şey baban oldu. Babam ya ölmediyse? Gözlerimden kan akarken tırnaklarımla kazdığım toprağa gömdüm babanı. Gözlerin körken gömdüğünü söylüyorsun babamı. Ya gömdüğünü zannettiğin kişi? Babam bil de bir başkasıysa. Senelerce hizmet ettiğim efendimi nasıl tanımam Eleanor'a? Gitmem gerekiyor. Müsaadenle kızım. Elveda Eleanor'a. Bitirmeden dönemeyeceğim bir göreve gidiyorum. Sana veda etmek istedim. Dönmen için dua edeceğim. Titus. Bu mektubu kız kardeşim İzadora'ya göndermeni istiyorum. Babasının ölümüyle ilgili şüpheleri var efendim. Kuşku dolu sorularıyla bir açığımı yakalamaya çalışıyor. Eleanor'un attığı her adımdan haberim olmalı Mario. Gökçe.
Hayme Ana Ertuğrul'da gönlü var mı sor dedi. Sen de akıllan artık. Böyle kıyılara köşelere gizlenip kendini yemekten vazgeç. Ben onları öyle birlikte görünce... demek gönlüm var mı diye sordu. Bu iş bitti artık. Kaçmayacaksın. Her zaman olduğundan daha görünür olacaksın Ertuğrul'un gözüne. Abla, Ertuğrul'un gönlü Halime'dedir. Sen de görürsün, bilirsin. Anası beni sormuş ama ben bilirim. Oğul istemez beni. Benim güzel bacım, saf bacım. Ertuğrul'a soran kim? Süleyman Şah seni Gökçe ile evlendireceğim dedikten sonra Ertuğrul itiraz edebilir mi sanıyorsun? Edemez değil mi? Edemez tabii. Süleyman Şah'ın ağzından evlilik lafı bir kere çıktı mı bu işi bitmiş bil. Hem sen Ertuğrul'un bugüne kadar baba sözünden çıktığını gördün mü hiç? Düğünün yakındır Gökçe kız. Böyle dertlenmeyi bırak. Gündoğdu Bey'imiz de dönsün eve. Ertuğrul'la sizi sözleriz. Müsaade var mı yenge? Buyur beyim. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Bir halinizi hatırınızı sorayım dedim. İyisinizdir inşallah. Seni gördük daha iyi olduk Ertuğrul beyim. Halep'ten yurdu almışsın. Aldık çok şükür. Ağabeyim dönsün kervanla. Göç ederiz artık. Sağ salim dönsün de. Dönecek inşallah. İyi de beyim, bütün oba yeni yurt ister. Karakış kapıda. Halep'e göçmeyelim de nereye göçelim? Var mı bildiğin çıkar bir yol? Moğolların ordusu içinde kılıç çalan kaç Türkmen obası vardır bilir misin sen Alpargu? Yok, bilmem. Ben bilirim işte. Ertuğrul'un aklına uyup tıkılacağımız yılan deliği yerine geriye dönüp Moğol kumandanlarıyla anlaşabiliriz. Tapınakçıların kılıçlarına canımızı siper edip Halep'in bekçiti mi olsun kayılar? Ya da onlarcasının yaptığı gibi koca Rum ülkesini
baştan sona çapul niyetine heybemize mi dolduralım? Fakat beyim, Moğollar defalarca girmediler mi kanımıza? Bu sefer farklı olacak işte. Hem bu obanın selameti için şeytanla bile iş tutmayı göze almalıyız. Unutma. Her şey obamız için. Şimdi gidip şu Baybora denen ayran budalasıyla konuş. Dünkü bebenin aklını çelmesine de müsaade etme. Bugün ben susacağım, siz konuşacaksınız toyda. Ertuğrul ballandıra ballandıra zaferini anlatırken onu şöyle güzelce bir silkeleyin. Hem oba beylerinin de nabzını yoklamış oluruz. Bakalım sizinle birlikte kaç kişinin sesi yükselecek. Soylar canlı ister. Götürün. Sana da yük olacağız İlyas Bakır. Yeni obamıza göç edene kadar idare edeceksin artık. Amma uzattınız ha. Şunca bir kere kıvrılıp yatıver yüzünüz. Başımın üstünde yeriniz var kardeşlerim. Turgut, Ertuğrul Bey'in benimle ne görüşecekmiş? Bakıyorum yayılmışsınız. Sakın ola İlyas Fakir'i bunaltmayın. Değerli toplu olun biraz. Biz yokken obada olanları duymuşsundur. Eyvallah beyim. Turgut anlattı her şeyi. Belli ki Kara Toygar'ın içeride bir adamı var. Biz yokken obayı basacak cesareti vermiş ona. Bize dikkat çekmeyecek biri lazım. Biz ne güne dururuz beyim? Sen şu cüssenle, cani suratından mı yapacaksın bu işi? Beyimin şüphelendiği biri mi var? Var. Afşin. Tüccarın adamı. Halimeleri kurtardıktan sonra obada kalmış. Kimdir neyin nesidir bilmek isterim. Eyvallah beyim. Siz hiç merak buyurmayın. Nefesim ensesinde olacak. İzninizi istemeye geldim efendim.
Görev vakti ha. Yarın bıraktığım işi tamamlayacağım. Bu işi sessizce halledeceğim. İçinden nazlı bir bebek gibi büyüt intikamını. Ama asla görevlerinin önüne geçmesine izin verme. Türklerin sınırlarımıza gelmesine engel ol. Deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran yüce Allah'ın 99 adıyla. Ya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Söz sende Ertuğrul. Yeni yurdumuz atalarımızın destanlarında anlattıkları efsanevi topraklara benziyor. Orası gibi korunaklı. Dört tarafı dağ ile çevrili. Çevre ahali Yelkesen diye isim dahi takmış mevkiye. Sonra taşı sıksan su akar. Öylesine bereketli ve mümbit bir yer. Taylarımızın özgürce koşacağı, kışın ayazından kırılan hayvanlarımızın semireceği bir dünya cenneti. Allah razı olsun. Var olasın, sağ olasın. Yurdu aldık diye her şey güllük gülistanlık değil elbet. Yeni menzilimiz toprağa bereketli ama düşmanı da bir o kadar yaman bir yer. Burnumuzun dibinde haçlı kontluğu var. Çocuklarımız ve sürülerimiz büyürken etrafımızdaki fitne ateşi de büyüyecek. Madem öyle, neden bize atadan dededen kalma masallar anlatıp aklımızı bulandırırsın Ertuğrul Bey? Evet, Alpargo haklı. Evet, haklı. Doğru der. Biz yurt isteriz. Mezar değil. Toprağa yurt yapan mezardır Bay Bora. Mezarımız olsun ki toprağımız yurt, yurdumuz da vatan olur. Deli Demir doğru der. Evet, doğru der. Doğru der. Yanlışsın Alpargo Bey. Atalarımızın destanlarını masal mı sandın? Onlar bebe uyutmak için değil, adam uyandırmak içindir. Biz onlardan bereketli toprakları da öğrendik, etrafını saran demir dağları eritmeyi de. Sen ne dersin Kurdoğlu? Ertuğrul haklıdır beyim. Düşmanımızın varlığı bize gazi olmanın, şehit olmanın kapısını açar elhamdülillah. Obamıza güç katar. Ganimet toplarız. Var mıdır itirazı olan? Madem herkes hemfikir, o zaman göç hazırlıkları başlasın. Gel bakalım Gündoğan. Öfken gözlerinden akıyor. Bana mı yoksa babana mı? Kızılcık şerbetini hiç sevmem Karatorgar. Aslında bu olanlara hiç gerek yok Gündoğdu. Allah göstermesin. Yarın öbür gün ihtiyar babanın başına bir halt gelse, yerine geçmen kayılar için daha hayırlı olmaz mı? Eğer ben bir gün bey olursam senin derini üzer, leşini köpeklere yedirir. Vay be! Obaya geldiğimde hırlayan Ertuğrul'u bir halt zannetmiştim. Asıl cevval olan, dişini göstermeyen öteki enikmiş. Getirin onu! Thank you.
Hamza. Babana son bir fırsat vereceğim Gündoğdu. Alp'in Hamza'yı babana yollayacağım. Yarın tek başına esirleri bana getirmesini kibarca teklif edeceğim. Teklifimi kabul etmezse önce seni sonra bütün kıyıları kılıçtan geçireceğim.